kapatmanızı, sessiz almanızı veya kapatmanızı. Rica ediyoruz ki sunum esnasında değerli konuşmacılarımız koordinasyonlarında rahatsız olmasınlar. Evet. Bugün konumuz İsmail Graftar ailesinin isminden. Konuşmacımız da Sayın İsmail Graftar'a koyuldu. Gülnar Hanımefendi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Kısaca Gülnar Hanımefendi ben daha sonra kendisine mikrofonu davet edeceğim. 1990 yılında Nizami adına Taşkent Pedagoji Enstitüsü Filoloji Fakültesi'ne kazanmıştır. Kırım Tatar Dili ve Edebiyat bölümünü kazanmıştır. 1995 senesinde Simferopol Devlet Üniversitesi'ne geçmiştir. 1995 senesinde yüksek onur derecesiyle bitirmiş, filolog unvanı almıştır. Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı, Ruslu ve Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır. 1995 senesinde Kırım Tatar Edebiyatı bölümünü asistan olarak geçmiştir. 96-99 tarihleri arasında lisansı sağlamıştır. Araştırma konusu olarak da Ayvazov'un edebi ve sanatsal mirasını seçmiştir. Bilimsel koordinatörlüğünde Sayın Kerimov yapmıştır. Bir dizi makalelerde bulunmuştur. Ayrıca Kırım Tatar Edebiyatı'nın tarihi 19. yılın sonu 20. yüzyılın başı dersleri için öğrencilere bağımsız çalışmalar için ödevler ve sorular adlı kitap hazırlamıştır. Kırım Tatar Milli Okulları ve Öğretim Dili Kırım Tatar Edebiyatı Okulları için de kitaplar yayınlamıştır. Aynı zamanda Kırım'ın tarihine edebiyat sayfaları adlı bilimsel araştırmalara seminerinin koordinatörü yapmıştır. Kırım Tatar Edebiyatı'nın tarihi 19. yılın sonu 20. yüzyılın başı, Kırım Tatar Edebiyatı'nın öğretim yöntemleri, uzlaşma disiplinleri, ulusal tiyatro ve drama tarihçesi, uzmanlaşma disiplini, belagat, bilimsel ilgi alanları, Kırım Tatar gazeteciliği, yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde terminoloji sorunları adlı kitaplar yayınlamıştır. Kendisini sunmuşsunuz, size davet ediyorum. Şecerisi, İsmail Gaspar'la çocukların hayatı ve onların kariyeri konusu dikkatimizi çeken konulardan biridir. Şecere tarihi felaketler, savaşlar, sürgünlüklerle kesintiye uğrayan ve kırık aile ve akraba bağlarını yeniden kuran, tanınmış kişiliklerin, bireylerin ve olayların anısını canlandıran temel bilim alanlarından biridir. 18. yüzyılın son çeyreğinde, 20. yüzyılın başında meşhur edilen göçler, 1917 yılın ihtilali, 20. ve ayrı 30'lu yılların Stalinist baskınları, 1944 yılında Kırım Tatarların ana toplumlarına sürgün edilmesi, bu trajik olaylar aynı zamanda aile ve akrabaların bağlarına da kırılmasına neden oldu. Bunun sonucu olarak çağdaş tarih biliminde soy ağacı, yani soy tarih araştırmaları için bir alan ortaya çıktı. Türk halklarının mütefikiri olan İsmail Gaspar hakkında birçok makale ve kitap yayınlandı. Bununla birlikte arşivlerde Gaspar ailesinin şeceri tarihini anlatan kaynak az olsa da ama var. Örneğin Kırım tarihçisi merhum İbrahim Abdullayev 2014 senesi yılında vefat etti. İbrahim Abdullayev'in Ali ve Alime Gaspinski'lerinin
arazi varlıkları makalesinde gaz pravayelesinin arazi mülkiyetin çiftçiliği hakkında bilgilere ilk olarak Gazprava ailesi bazı üyelerinin isimleri de doğum tarihleri hakkında bilgi alıyoruz. Şimdi genel dökümü de söyleyeyim size. Bugünkü toplantıya ayrılıp özel bir hazırlık oldu. Çünkü bu sunumu bu konuda ilk kez gün sunum yapıyorum. Ve böyle bir araştırma, böyle şecereni görenler ilk sizsiniz. Önceden bu konuda, bu başlıklı konuda bir sunum yapmadım. Bu şecere tablosu. Önceden net değil ya. Acaba öbürü mü? Böyle bir tane daha var ya. Bu tablo, tablonun üç bölümü biz için. Üç bölümü biz için meraklı. Önceden bir bölüm. Yani İsmail Gazprava'nın dedesi olan Ali Gazprava. Şimdi önce andığım İbrahim Abdullah'ın makalesinde bu Gazprava'nın büyük dedesi hakkında Ali Gazprava ve büyük annesi hakkında Alime Hanım hakkında bilgiler verilmişti. Onların 6 çocuğu oldu ve burada şimdi bir açıklamalar da vereyim size. Bu renkte olan, birinci renkte olan erkek kuşaktan gelenler renkli, ikinci renkli karelerin anlamları kadın kuşaktan gelenler, yeşil renkte olan evlendikleri kimseler erkekler, evlendikleri kimseler kadınlar, açık renkte ve onların çocukları. Ve tekrar bu birinci bölümü, birinci kısmı bizim ilgimizi çekiyor. Şimdi birinci çocuk Ali Gazprava'nın erkek çocuklarından Mustafa Gazprava, İsmail Gazprava'nın babası. Mustafa Gazprava iki kez evlenmişti. Birinci evliliğinde yani Selim'i hanımı Ali, o oğulları vardı. İkinci evliliğinde Fatma Sultan'la birinci oğlu Murat, ikinci oğlu İsmail Gazprava. Yani onların babası Ali ve onlar kardeşler, aha kardeşler. Ve 5 kız kardeşi olmuştu İsmail Gazprava'nın. İkinci bölüm, bu tabloda ikinci bölüm Gazprava'nın birinci evliliği. İkinci bölüm bu Gazprava'nın tabii ki kız kardeşleri ve oğul kardeşleri ve dördüncü bölüm bu İsmail Gazprava'nın ikinci evliliği ve ondan olan çocuklar. Tam bu şeceri tablonun hazırlanması üzerindeki çalışmalar, bu konudaki kaynakların hazırlanması ve bilgilere eriştiren, karşılaştırmalı ve analizini gerektiren uzun bir araştırma olarak devam etmektedir. Bugünkü konuşmada bulduğumuz bilgileri toplamaya ve sistemleştirmeye, materyali kronolojik sıraya koymaya ve Gazprava ailesinin şeceresinde olan boşlukları tespit etmeye çalıştık. Gazprava'nın ilk kez evlenmesi ilk kez 1876'da Yalta şehrine yakın olan
Deyip Hoca, Zehra Samanharoğlu'na Zehra Samanharoğlu'na evlenmiş ve evlilikler kısa sürüyor. Bu evlilikten Hatice kıza doğmuştu. Hatice ve onun tahmini doğum tarihi 1878'di. Gaspar'ın ilk evliliğinden kızı Hatice Gaspar'la babasının soyadı Avcı, kurultayın 1917 senesi teşkil edilen kurultayın temsilcilerden biri, kadın temsilcilerden biri. Hatice Gaspar'la Mustafa Avcı'ya evleniyor. Onların 6 çocuklar olur. 2 erkek çocuğu ve 4 kız çocuğu var. Şimdi Ahmet Cevdet Avcı'nın Mansur oğlunun kızı Dinara Avcı Ahmet'te yaşamakta. Onların 2 çocuğu var. Şimdi ben tanıdığım Zira Hanım Abdullah Katalay'la evleniyor. Onların Tamara Hanım kızı doğdu ve kızının eşi ise Kırım'da ünlü gazeteci olan Timur Damcı'dır. Ünlü insanlardan biri Dilara Hanım Taşkent'te yaşıyordu. Umarov'la evlenmişti. Onların da Taşkent'te 2 oğul çocukları var ve Ayrı İsmail Avcı'nın birinci evliliğinden Kırım'da nam kazanan diyoruz. Sanancı İdi Avlayla yaşamakta ve ikinci evliliğinden de 2 çocuğu var. Timur Avcı, yani Tamar Hanım'ın eşi, İlk evliliği hakkında tüm nesiller için bir Kader adlı kitabında ayrıntılı bilgi vermişti. Burada yine de bu kuşağında böyle bir ayrıntılı bilgi veriyor. 1882 senesi İsmail Gaspar'la İdil boyu sanayici, fabrikan, kazanımlı İsfendiyar Akçıran kızı ile evlenmiş. Zühre Hanım'la. Zühre Hanım Akçıran'a, vefatına kadar 1902 senesinde Necmi İsmail Gaspar'ın onur arkadaşı oldu. O sadece hayat arkadaşı değil, iş ve emel yoldaşı da olmuştu. Bu evlilikte Gaspar'ın 5 çocuğu oluyor. Rifat, Şefika, Ali Haydar, Cevdet Mansur ve Niyar Aspıralı. Oldukça uzun bir süre bilimsel çevrelerde Zöhre Akçıran ölümünün 2 tarihi, 1902 ve 1903 ortaya çıktı. Rizvettin Fahreddin'in Meşhur Hatunlar, yani Ünlü Kadınlar kitabında Arap rakamlarında bir hata vardı ve 1903 tarihi doğru olarak alındı. Daha sonra Tercüman Gazetesi'nde bildirilen taziye yazılarına, yani başsağlığı bildirilere göre ölüm tarihi daha kesin olmak olarak belirlendi. Yani 1902 tarihi daha doğrudur. Rezidin Fakrettin'in Zöhre Akçıran hakkındaki bilgilere ayrıca değerlidir. Çünkü kişiliğin biyografisine ilk olarak gömüldüğü yerin ayrıntı bir açıklaması vardır. Ve bu kitabın metni fotoğrafını siz görüyorsunuz. Yani Mecbure 1903'te Nisan Şenbe günü akşam vakti irtihal ederek Bahçesaray'da Zincirli Medrese muhabirisinde Menli Girayın Han Türbeyyahı kapısı karşısında defin olundu. Yaşı 41 değildi. Yani şimdi cumartesi günü arık ve zayıf olan hastalıktan
irtihal edilen, yani bir yerden başka yere getiren, geçen yerde ölen Zühre Hanım hakkında böyle bilgiler veriyor. Ve Hacı Giray Dürbesi, bu muhtemelen 19. asra ait bir kariye, kampostal. Ve eski Zıncırıl Medresi bu Hacı Giray Türbesi'nin arkasında, onun arkasında ve siz görüyorsunuz burada baş taşlar var. Ama bu eski Kırım Hanlığı'nın yerleşen bir yeriydi ve yukarıdan hep topraklar sel zamanında topraklar iniyordu. Ve bence o yüzden bu kabri, kabir taşları böyle bir durumda kaldı. Ama evet, burada Zühre Akçola'nın kabir taşı değildi. Bu listede yapılan bir yılları Hacı Giray Han Dürbesi. Bu da yeni bir durumu. Ve şimdi İzzeddin Fahrettin kendi kitabında böyle bir gömüldüğü yerin ayrıntılı bir açıklamasını verir ve bu Hacı Giray Türbe'nin girişin önünde muhtemelen bu yerlerde onun mezarı 16. yüzyıl kurulmuş Zıncırlı Medresesi, sonradan Menri Giray Medresesi olmuştu ve onun Salaçık Mahallesi'nde eski bir mezarlıktır. Daha sonra İsmail Gaspar'ın ölüm öncesi talebi üzerine 11 Eylül 1914'te bu mezarlığa gömülecek. Yani bu yeniden canlandırılmış Gaspar'ın Baştaşı, Gaspar Baştaşı. Bildiğiniz gibi büyük çocuklara, Gaspar'ın büyük çocukları Rifat ve Şefika Gaspar'la yayın ve eğitim faaliyetlerinde aktif olmuş, oynamışlar. Örneğin Rifat Gaspar'ın Tercüman Gazetesi'nin çalışmalarında faaliyette bulundu ve 25 Nisan 1909'da resmi olarak babasıyla eş bir dolu olmuş. 1914'te Bahçesaray'da Şefika Gaspar'la girişimi ile ilk Rus Tatar Kadın Okulu açıldı. 1906'da Alemin İnsan Kadın Dergisi başına geçmişti. Sonradan kurultayın temsilcisiydi. Şimdi Rifat Gaspar'a geçeceksek. Birazdan sonra çıkan ikinci fotoğrafı. 23 Şubat 1913 tarihine kadar Tercüman Gazetesi'ne yayınlanmaya devam ediyordu. 23 Şubat 18'de Numan Çelebiyan'ın öldürüldüğü günü gazete kapatıldı ve bu Kırım-Tatar halkının milli mücadelesine karşı Bolşeviklerin yapan hareketlerine protesto gösterilmesiydi. 20 Mart 1921 tarihinde Gaspar'ın ev müzesi müdürü Rifat Gaspar'la aynı zamanda İsmail Gaspar adına Bahçesaray Kütüphanesi'nin müdürüydü. Bahçesaray'daki Han Saray Müzesi'nin genel müdür yardımcısı görevine atandı. Bahçesaray'da 25 yılında ciddi bir hastalıktan vefat etti. Babasının kabri yanına defin edilmişti ve büyükannemin hatırladığına göre ayakları ucuna defin edildi. Yani tahmin, bu da Baştaş'ta böyle bir tahmini bir yeri, kesin yeri böyle değil ama yine de bu mezarlıkta. Yine de İsmail Fad Gaspar'la ön planda, bu onun da ismi, İsmail Gaspar'ın cenazesinde. Bu Hüseyin Badaneski'nin gündelik defterinde olan İsmail Gaspar'ın vefatı hakkında yazıları. İyi ki onlar saklanmıştı. Şimdi
Han Saray'ın arşivinde bulunmakta. Bu günlükler Şifika Gazprom'u. Şifika Gazprom'u. Şifika Gazprom'u. Şifika Gazprom'u. Evet, ona geçmeden önce Rifat Gazprom'un evliliği. Rifat Gazprom'u da iki kez evlenmişti. İlk kez 1913'te Fatma Abiyeva evlenmişti. Onların üç kızı vardı. Zuhri Mustafaeva. Onun da iki çocuğu var. İkinci kez Rifat Gazprom'u Tenzile Hanım'a evlendi. Tenzile Hanım'a. Onların iki çocuğu oldu ama Kırım'daki 1921-22 açlık döneminde çocukları vefat ediyor. Bu da bir trajik hayat. Kendisi de 1925'te. İlk evliliğinden olan Zuhri kızı. Ama bu da özel, kendi ailemizin arşivimizden aldığım bir fotoğraflar. Yayan Hacı Bayburt'la ilk okulu. İlk okulunda ocak eğitimlik yaptığı zamanı burada Zuhri Mustafaeva, o da onun fotoğrafı. Bu da gençliğinde olan fotoğraflar. Orada da Yayan Hacı Bayburt'la iki ve onun iki kızı. Bu büyük ailenin, yani Zuhri Mustafaeva'nın Taşkent'teki kabrı, Bahçesaraylı Rifat Gazprom'un kızı Mustafaeva Zuhri 1914-1995. Şifika Gazprom'u 1917'de Kırım heyetinin üyesi olarak Moskova'da düzenlenen tüm Rus Müslüman kongreye katıldı. Onun yönetim organının üyesi olarak seçildi. Daha sonra Kındadar Kurultayı'nın temsilcisi oldu. Milli Hükümet Direktörü tarafından 1918'de Zülfüroğlu'ya açılan Gazprom adına davul muallimatın kadın pedagojik kolejinin müdürü olarak atandı. 1918 senesine ait Rus dilli belgelerde evraklarda Darul Muallim'in başında iki müdürünün bulunduğunu görüyoruz. Biri İlhamiyet Doktarova müdür, okul yönetmeni ve ikincisi de Şefika Gazprom. Şifika Gazprom'la 19 yılında Eylül ayında Kırım'dan Azerbaycan'a Bakı'dan taşındı. Yani eşim yanına, eşi de Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanı, Başkan Muavini olmuştu. Necip Yusuf Bey'le Bolşevikler tarafından 1920 senesi öldürülmüştü. Şifika Gazprom'la ve çocuklarla Zuhri ve Niyazi. İki çocuğu. Burada da İsmail Gazprom'la torunlarıyla Niyazi ve kucağında olan Zuhri. Şifika Hanım Azerbaycan'dan sonra eşi öldürdükten sonra 1921 yılında Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. 1975'te İstanbul'da vefat etti. Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'nda defin edilmişti. Şimdiki kabrinin şimdiki durumu ve Türkiye'de İstanbul'da yayınlanan gazetelerin birinde Milliyet gazetesinde bu tazimesi bildirilmişti. Vefat. Kırımlı İsmail Gazprom kızı Zuhri
Rutger'ın annesi Rifat Daspral'la çocukların azları geçiyor burada. Doktor Haydar Daspral'ın ablaları Mızar Rutger'ın kayınvalidesi Selçuk Oğuz Demir ve Şule'nin büyük annesi Miral Daspral'ı ve İnce Ertem'in halası İsmail'in de Şefak Daspral'la 75'te vefat etmişti. Ve bu gibi arşiv belgelerle bu gibi kaynaklarla çalışıp onun şeceresini yazmanın imkanı var. İsmail Daspral'ın Zuhre Daspral'ı Şefika Daspral'ı ve Nesbi Yüzüldeyi'nin kızıdır. Bu hanım Azerbaycan kökeninde Mırza Gökgöl ile evlenmişti. Mırza Bey 4 çocuklar vardı. Selçuk 1930'lu, Demir 1946, Şule 1946. Ve Oğuz Bey 1936. 32 pardon. Niyazi Kürdemir, Şefika Gaspar ve Yusuf Beyli'nin oğludur. Nezaket Arıklı ile evlenmişti. İstanbul'da bulunmuşlar ve evlendiklerinden sonra Ankara'ya yerleştiler. İki çocukları vardı. Dedesi Nesip Yusuf Beyli'nin arkadaşı Nesip Kürdemir. 1945 senesi doğumlu, İzmir'de yaşayan ve 2 Aralık 2015'te bu dünyayı terk etmiş. Ve Şafika Kürdemir, bu hanım, şimdi Ankara'da yaşamakta. Şafika Gaspar'ın Nesbi Yusuf Bey'in Niyazi oğlunun kızıdır. Ankara'daki orta mektebi seviyesinde olan kolejini bitirip, üniversitede avukatlıkta okumuş, dedesinin izinden gelirken Şankahan'ı Necip Yusuf Bey'le de Petersburg Üniversitesi'nin hukuk fakültesini bitirmişti. Meslek hayatına avukat olarak başta sosyal güvenlik kurumu olan kurumda başlamış, sonra öğretmenler bankasının avukatlar birliğinde avukatlık yapan ve en sonunda Halk Bankası'nın avukatı, hukuk müşavirisi olarak mesleğini tamamlamış. Hukuk hayatında 25 sene çalıştı. Bugün de Şeyh Hakan'ın eş dostlarına uygun bir zamanda avukatlık, hukuk yardımlarında bulunmakta. Cevdet Mansur Gaspral'ı doğum yılı 1897, vefat yılı 1958. Ben de burada soru işareti koydum. Çünkü onun kızı şimdi hayatta, doğum 1897 senesinde söylenmişti. Ama tam o yılda Ali Haydar Gaspral da doğmuştu. Ya onlar bir gün de doğmuşlar ya aralarında olabilir. Birkaç alet ve bir de şey var, yaş var ama muhtemelen 1898'de doğmuştu. Feriköy mezarlığında defin edilmiş. Ve onun evliliğiyle bağlı birkaç bildiğimiz var. Cevdet Mansur, Samiha Ceylan'la evleniyor. Samiha Ceylan da meşhur Mehmet Hayri Paşa'nın torunudur. Ve böyle bir ayrıntılı bilgiler veriliyor. Mehmet Hayri Paşa 21 Ocak 1897'de Yunanlıların
girdi çıkarak adayı bağlamak isteyenlere ardından da karada bir ve Tesiriya'ya gitmeleri üzerine Edhem Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunda yani Yunanlara yeniliğe uğratıldığı Tesiriya muharebesinde fırka komutanı olarak görev yapmış Sultan Abdülhamid'in takdirine ve itimada mazhar olmuş. Birinci Ferik rütbesi ve fırka komutanlığı ile Selanik'te tayin edilmiş. Kısa bir süre sonra da 3. Ordu müşirlerine tayin olmuş ve önemli bir nüfus ve emniyet kazanmıştı. Çünkü küçük bir ayetlerle yazdım da o yüzden tam okuyamıyorum. Kısa bir bilgi budur. Miral Gaz Kralı. Miral Gaz Kralı doğrudan doğru soyadından gelen ve Gaz Kralı soyadını taşıyan Gaz Kralı'dır. Ve burada onun kapısında olan bilgi veriliyor. Miral Gaz Kralı zırhçı kartıya gösterilmiş. İlk mektep tahsilini, ilk eğitim tahsilini Alman Lisesi'nde almıştı. Sonra Robert Kolejinde devam edip mezun oldu. 1950 senelerde başlayıp Avrupa dillerinden Türkçe'ye tercümeler ve İdürdürlük yapıp gelen Miral Hanım Hürriyet, Yeni Sala, Hürriyet'in mecmuasında çalışıp gelmiş. Kadın okuyucuların en beğenilmiş tercümanlardan biridir. Bu bilgiyi okursanız burada da kadın tercümanlarının soyadları sırasında Miral Hanım soyadı da var. Miral Hanım. İngilizce, Fransızca, Almanca ve biraz İtalyanca bilen Miral Hanım bugün de yabancı dilde yazılan eserlerini olsun roman, olsun tarih ve başka kitaplarını asıl dilde okup edebiyat dünyasından zevk almak istedim. Yargı Aspralı. O hakkında bilgi çok az. Cevdet Mansur'un gündelik defterlerinden sadece bu bilgileri elde ettik. Süleyman Bey ile evlenmişti. Feriköy mezarlığında defin edilmiş ve daha bir bilgiye ulaşmıştım. Türkiye Araştırmalar Enstitüsü kitaphanesinde çalışıyormuş sürekli zaman. Ve oradaki arşivlerini tamamlamamız gerekiyor. Belki oradan hakkında bir bilgi elde ederiz. Ali Haydar Gaz Kralı. Ali Haydar Gaz Kralı İstanbul Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Hep Şefika Gaz Kralı'yla birlikte yaşamıştı. Sonra kendi tıp özel hastanesini açmıştı. Beyoğlu'da bina yürüye orada ve Ali Haydar Gaz Kralı İstanbul Derneği'nin kurucularından biridir. Bu altın yaprak üreteni ve şimdi üçüncü isim olarak Haydar Gaz Kralı geçiyor. Ve burada iyi göreceksiniz Haydar Gaz Kralı. Şimdiki dernek başkanı Ceren Bey İhtem'in söylediğine göre bu broşür İstanbul Derneğimizin kurucuların isimlerinin de yazılı bir belge.
Yani İstanbul Belediyesi'nin kuruluş belgesi de belgesi gibi belediyenin kimlerin kurduğunda dair hiçbir kayıt yoktu. Bu neşriyatın ilk başvurunda İstanbul Kırım Devrimi'nin kurulduğu ilan edilmiş. Sonra Haydar Gasparalı ayrıldı. Bu kurucuların ekibi arasında isim geçmiyor. Ali Haydar Gasparalı 1977 senesi vefat etmiş ve eşi Fatma Nazlı Gasparalı birlikte Edirne Kaplı Şehriye mezarlığında defne edildi. Olan kızı olan İnci Ertem fotoğrafını bulamadım. Var arşivimde var ama bilgi hazırlığımı bulamadım. Sadece İstanbul'daki sürekli yayınlarının birinde İnci Gasparalı ve Mehmet Emin Ertem evleniyor diye bir 51 senesi bir emrah bulmuştum. Bilgi bulmuştum. Ve söylediklerim bu kadar. Katılmanız için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam, Gasparalı'nın ilk evliliğinden olan kızın fotoğrafı var bende. Var mı? Başkent'te. Yani bu şeyleri...